Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün haşhaşlı çörek yapıyoruz. Bir tane kuru maya, 2 bardak ılık süt, 200 mililik. Bu da su, 3 bardak oldular. Hatta ben sütün karıştırarak yaptım. 4 bardaktan yapayım. 2 bardak su, 2 bardak süt. Çay kaşığıyla koyduğum için şimdi bunu şekeri eriteceğim ve mayalanmasını bekleyeceğim. Burada yarım bardaktan fazla da sıvı yağ var. Bir yumurtanın sarısını alacağım. Akını içine koyuyorum. Bunu da yüzüne. Bu nerede ya? Allah Allah. Neyse. Bunu bir buçuk yemek kaşığı da tuz koyalım. İki yüz milimlik undan. İkinci bardağa koydum. Kontrollü bir şekilde koyacağım. Yedinci bardağı da koydum. Dokuzuncu bardağı da koydum. On birinci bardağı da koydum. Ben hamuru biraz fazla yaptım. Hamurumun kıvamı güzel oldu. Çıkartacağım. Ve ağzını kapatacağım. Mayalanmasını bekleyeceğim. Hamurum öyle bir kabardı ki her yerlere taşıyor neredeyse. Şimdi bunu söndüreceğim. Cevizleri kırdım, temizledim. El brandından çekiyorum. Hamurumu artık elime aldım, yapıyorum, tepsimi unladım ve bunları bezelere çevireceğim. Gördüğünüz gibi hamurun bayağı cıvık bir hamur. Bezeler çok büyük oldu. Hepsinden birer birer alaraktan bir beze daha yapıyorum. Bir paket haşhaşım var. Bir bardak da sıvı yağ. Bunu güzelce birbirine yedireceğim. Bu benim biraz sertleşmiş blenderla ezeceğim. Şimdi bezelerimi açıyorum. Normal bir tepsi büyüklüğünde açıyorum. Hepsini tek tek açacağım.
Açtığım yufkaların üzerine yağlanmış haşhaşı gezdiriyorum ve her yerine yedirerek sürüyorum. Üzerine de dövülmüş ceviz gezdiriyorum. Diğer katları da aynı şekilde yapıyorum. Hepsini ayrı ayrı haşhaşla sürüyorum. Bitesiye kadar. En üstte de aynı şekilde. Sonuncuya da haşhaşı sürüyorum. Cevizi de serpiyorum. Sonuncuyu da aynı şekilde yaptım. Cevizi de koydum ve iki tarafını üst üste getirdim. Ve bunu elimle inceltiyorum. Tepsiyi yağladım. İncelttiğim yufkalarımı şerit şerit kesiyorum. İki parmak kalınlığında. Bütün şeritleri tek tek burgu yapıyorum. Bir taraftan tutarak bir tarafını ters. Aynı yöne değil, iki tarafı farklı yönlere yaparak burgu yapıyorum. Bütün burguları bitirdim, tepsiye koydum ve kesiyorum. İstediğiniz boyda kesebilirsiniz. Üzerine de ayırdığımız bir yumurta sarısını sürüyoruz. Sonra da susam serpiyorum. Tepside yarım saat daha bekledim. Tekrar kabardı. Gördüğünüz gibi tekrar tepside güzelce kabardı. Şimdi 200 derecede kızarıncaya kadar pişireceğim. 200 derecede 40 dakika pişti. Çok da güzel oldu. Afiyet olsun. Şöyle bir su serpiyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.